3 dönem tamamladık. AK Parti her ne kadar 3 dönem kuralı olsa da biz birinci dönemde bağımsız seçildiğimiz için 3 dönem kuralına tabi değiliz. Göreve geldiğimizde nüfusumuz 2400 iken bugün 5335 oldu. İnşallah yılbaşında 6000'i geçeceğiz. 3 yıl sonra da inşaatlar devreye girdiği zaman da 10.000 nüfusu hızlı bir şekilde aşacağız. Yine 2004 yılında göreve geldiğimizde 500 bin lira olan belediyenin bütçesi şu anda Allah'a şükür 9,5 milyon liraya çıktı. 19 kat gelirimiz arttı. Bu arada personel harcamalarımız devlet bize %40'a kadar yetki vermesine rağmen yarısı bile değil %16'da durduk. Yani personel harcamalarına ayırdığımız paranın büyük bir çoğunluğunu yatırım harcamalarına verdik. Şu anda bizim arazi yollarımız bile parke konumunda. 420 bin metrekare kilitli beton parke, 200 bin metrekare de asfalt çalışması yaptık. Halen de çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada 46 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Ayrıca imar kanununun 18 maddesini uyguladığımız stadyumun arkasındaki bölgeye İller Bankası'ndan kredi aldık. Orada da 12.739 metre kanalizasyon hattı devam ediyor. Erkmen Belediye Başkanı olarak Erkmen Beldesi'nin statüsünde bir değişiklik zaman zaman gündeme gelmişti. Bundan gerek Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, gerekse Sayın Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın destekleriyle bu durumun oluşan kamuoyu üzerine vazgeçildiği söz konusu. Bu konuyu açar mıyız Sayın Başkanım? Tabii. Buyurun. Malum 3 yıldan beri Erkmen'in Afyon'a bağlanmasıyla ilgili her dönemde konu gündeme geliyor. Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Şu manada rahatsız ediyor. Bir belediye başkanının en az 50 yıllık bir hayalinin olması lazım. 50 yıl sonrayı düşünebilmesi lazım. Ama maalesef biz de ilk dönemden başlayarak 2004 yılında Abdullah Kaptan Bey konuyu gündeme getirdi. Daha sonra iki defa Burhanettin Bey döneminde gündeme geldi. Biz aslında bu konuyla ilgili bir hazırlık yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi olacağız diye. Bir çalışma vardı. Bu olmazsa da Afyon'a yakınlıktan dolayı biz Afyon'a bağlanırız gibi bir şeyimiz var. %90 umudumuzu yitirmiştik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız büyükşehir nüfusunu inmeyeceğini belirtince büyükşehir olayı gündemden kalktı. Akronis Otel'de de Trivago'nun Trivista konaklarının tanıtımında Burhanettin Başkan'ın da burayı almaktan vazgeçtiğini söyledi. Vatandaşta da bir sevinç uyandı.